Yansın yakılsın çerağlarımız, zalime karşı mazluma nur-u sır olanların aşkına. Yansın yakılsın çerağlarımız, Kerbela'da Yezid'e karşı Hüseyin'i duruşu gerçekleştiren ve bu günleri zalime karşı mazlumun simgesine dönüştüren Şah Hüseyin'i Kerbela şahsında tüm mazlum kahramanların aşkına diyoruz. Bu matem günlerinde Alevi kurumları Alevi toplumuyla buluşuyor. Daha çok tabii matem günlerinde doğası gereği biz yaşadığımız acıları bu acıların gölgesinde bu yolu nasıl sürdürdüğümüzü, bu mazlumların davasına can baş verenleri neden unutmadığımızı, her yıl onları anarken gönüllerimizde onlara bir taht kurmanın sebeplerini, yolumuzun bütün değerlerini anlatan pirlerimiz bugüne kadar anlata gelmişlerdir. Ve dolayısıyla da Kerbela matemi sadece 1400 yıl önce, 1344 yıl önce Kerbela'da olup biten bir olayı bize anlatmıyor. Kerbela'daki mesele zalimle mazlumun arasındaki davada mazlumların simgesine, mazlumların davasına simge olmuş Hüseyin Kerbela ile o günden bu yana zalimlerin başı, zalimlerin simgesi haline gelmiş Yezid arasındaki bu mücadelenin bugüne kadar devam etmesine vesile olmasındandır. Kim bu mücadeleyi bu şekilde destanlaştırıyor? Kim bu mücadeleyi bugüne kadar bir davaya, bir davadan inanca, inançtan ikrara, ikrardan ibadete, ibadetten muhabbete dönüştürüp bugüne kadar getiriyor? Biz Aleviler. Bugün dünyanın her yanında olduğu gibi Orta Doğu'da yüz milyonlarca Şii Ehl-i Beyt'e bağlı İmam Hüseyin ve İmam Ali diye bu Muharrem ayında kendini kırbaçlayan yüz milyonlarca insan da var. Ama hiçbiri bizim gibi bu davayla ilgili bu davanın kahramanlığı olarak adettiğimiz Hüseyin-i Kerbela ile ilgili oruç tutup onun davasını ibadete dönüştürüp bu ibadeti de etik, ahlaki bir kural olarak inancına taşımamıştır. Bu bize özgü bir sahiplenme, bize özgü bir değerlendirmedir. O halde mesele sadece Kerbela ile İmam Hüseyin ile sınırlı değil. Kimseyi alma sevdim, alma sevdim. Ya benim kimim var, kime yalvaralım? Kaldır kalbindeki karayı. Ya benim kimim var, kime yalvarırım?